Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, Şubat aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, Şubat ayının konu başlıklarına bir bakalım. Kova burcunda güçlü bir gezegen gruplaşmamız var. Güneş 18 Şubat'a kadar Kova burcunda olacak. Yine Kova burcunda bir yeni ay doğuyor. Merkür retrosu ayın büyük bölümünde etkili olacak 20 Şubat'a kadar. Satürn-Uranüs karesi ay ortalarında etkinleşecek ve ay sonunda Başak burcunda Dolunay meydana gelecek. Evet, konu başlıklarımızın ardından şimdi detaylara geçelim. Sevgili ikizler, Güneş 18 Şubat'a kadar Kova burcunda parlıyor olacak. 9. evinizi aydınlatacak ve hemen ayın başında 1 Şubat'ta Venüs'ün de Kova burcuna ilerlemesiyle beraber hemen hemen gezegenlerimizin çoğu sizin 9. evinizde toplaşmış olacak. Venüs, Jüpiter, Satürn, Merkür ve Güneş. Tabii ki bu 9. ev alanlarınızı hareketlendirirken bu alanlarda da hayatınızda bazı güçlü etkileri gündeme getirecek. Ufkunuzun genişlediği bir dönemdesiniz aslında. Yani fikirler, düşünceler, daha çok zihinsel faaliyetler aktif görünüyor. Geleceğe odaklısınız. Yeni vizyonlar, projeler peşindesiniz. Kendinizi eğitim anlamında da geliştirebileceğiniz bir ay. Bir proje üzerinde çalışıyorsanız bilgi toplayabilirsiniz, araştırabilirsiniz. Öğrenciyseniz örneğin bir projenizi, bir dersinizi, ödevinizi tamamlayabilirsiniz. Merkür retro tabii. Gezegeniniz Merkür retro 20 Şubat'a kadar. Kova burcunda olacak ama hani size çok açısal olarak çok sert bir alanda değil. Bu da bazı fırsatlar da getirebilir bize. Evet, günlük hayatımızı biraz yavaşlatıyor. Biraz bizi geçmişe daha çok odaklıyor Merkür Retrosu. Belki eğitimle ilgili bazı gecikmeler olabilir. Belki bazı seyahat planlarınız ertelenebilir. Üzerinde çalıştığınız özellikle teknolojiyle ilgili alanlar Kova burcu olduğu için Merkür Retrosu tarafından daha fazla tesir altında olacaktır. Dijital platformlar, İşte internet, sosyal medya üzerinde yapılan çalışmalar, teknolojik çalışmalar, bilişim sektöründe özellikle faaliyetleriniz varsa buralarda Merkür Retrosu'na daha fazla dikkat etmek lazım. Çünkü arızalar olabilir, işte internette, bilgisayarımızda, telefonumuzda bazı sorunlar olabilir. Birazdan güvenliklere dikkat etmemiz gerekiyor. Gelebilecek dijital saldırılar ya da arızalar nedeniyle olabilecek hani kayıplar söz konusu olabilir. Bunlara karşı dikkatli, daha güvenli olmakta fayda var. Biraz daha hani B planımızın, C planımızın olmasında fayda var. Ama eksikleri tamamlayabiliriz bu dönemde. Araç gereçlerimizin bakımlarını yaptırabiliriz. Burada hani bir çalıştığımız bir projeyi kontrol edebiliriz. Daha önceden değerlendiremediğimiz bazı işleri değerlendirebiliriz. Tekrar ele alabiliriz örneğin. Bunlar olabilir. Bu süreç içerisinde uzun süredir görmediğimiz kişilerden haberler alabiliriz. Size nostaljik bazı romantik etkiler de getirebilir bu retro dönemi. Eski arkadaşlarla görüşebilirsiniz. Uzaklardaki akrabalarla haberleşebilirsiniz. Okul arkadaşları, iş arkadaşları bu dönemde daha çok da tabii ki medya üzerinde ya da dijital platformlarda daha çok bir araya gelmeniz, haberleşmeniz de mümkün olabilir sevgili ikizler. Ve 11 Şubat'ta Kova burcunda bir yeni ayımız doğuyor. Evet, yeni ay yeni olasılıklar demek. Yeni başlangıçlar demek, fırsatlar demek. Bu yeni ayı yeni hedefler belirlemek için değerlendirebilirsiniz, hazırlıklar yapabilirsiniz. Ama harekete geçmek için Merkür'ün düzelmesini beklemek tabii ki daha mantıklı olacaktır. 20 Şubat sonrası daha rahat ilerleyebiliriz. Daha rahat adımlar atabiliriz. Hangi alanlarda olabilir bu hayatımızdaki yeni oluşumlar? Eğitim olabilir. Akademik konularda bazı çalışmalarımızı tamamlamak için örneğin fırsatlar çıkabilir karşımıza. Yine dedik dijital alanlar aktif, işte her türlü bilişim sektörü, internet, sosyal medya platformlarında bazı oluşumlar söz konusu olabilir. Buradaki çalışmalarda yeni pencereler açılabilir. Yurt dışı konuları, uluslararası alanda yaptığımız çalışmalar varsa,
Bu bir eğitim olabilir, yurt dışı ile bağlantılı herhangi bir iş olabilir ya da bir seyahat planı olabilir. Tüm bunlar da gündemimizde olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle bireysel gezegenleriniz, güneş burcunuz, yükselen burcunuz 23 derece ve yakınlarındaysa bu yeni ayın sizi çok daha fazla etkilemesini bekleyebiliriz. Hava elementinde olacak, aslında şanslı bir yeni ay sizin için. Hava burçlarında ve ateş burçlarında gezegenleri olanları daha olumlu etkileyecektir. Gruplaşma, özellikle gezegen hareketleri hava elementinde kovada olduğu için hava burçlarımız ve ateş burçlarımıza ve bu burçlarda gezegenleri olanlara daha olumlu, şanslı tesirler veriyor. Yeni ay değerlendirebilirsiniz sevgili ikizler. Evet, 20 Şubat'a kadar Merkür retrosu devam ediyor ve 17 Şubat'ta Satürn-Uranüs arasındaki dik açı etkinleşecek. Aslında 2021'in en önemli tesirlerinden birisi bu. Siz çok fazla etki alan burçlardan değilsiniz. Daha çok sabit burçlar etkileniyor. Biraz da kolektif alanda, yani toplumsal alanda tesirleri olabilecek bir açı bu. İşte özgürlükler, bireysel hareketlerle biraz toplumsal yapıların, otorite figürlerinin, kuralların, yasaların biraz çatışması gibi bir durum söz konusu olabilir. Çok dürtüsel davranmak, panik hareketlerde bulunmak zarar verici olabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Satürn-Uranüs karesi özellikle dijital alanlarda siber saldırılar gibi örneğin bazı problemlere yol açabilir. Arızaları tabii ki daha fazla tetikleyebilir. Yine ekonomi ve para piyasalarında hızlı bazı hareketlere neden olabilir. Bunların bilincinde olarak güvenli adımlarda bulunmak bizim için daha koruyucu olacaktır. Ama siz çok etkilenen burçlardan değilsiniz. Tekrar söylemek istiyorum. 18 Şubat'la beraber Güneş artık Balık burcunda ilerlemeye başlayacak. Bir ay boyunca Güneş Balık burcunda kariyer alanınızda ilerlerken aslında toplumdaki duruşunuz ve tabii ki işiniz, gücünüz, mesleğiniz, statünüz, görev ve sorumluluk alanlarınızı da daha fazla parlatmaya başlayacak. Bu yaptığınız işlerin, çalışmalarında daha görünür olabileceğini gösteriyor. 25 Şubat'la beraber iyicil gezegenlerimizden Venüs'ün de sizin kariyer alanınızda parlayacak olması şans anlamına geliyor aslında. Bu bazı iyicil tesirler alabileceğinizin göstergesi. Özellikle otorite figürleriyle daha rahat iletişimler kurabilir. Kadınlarla ilgili özellikle girişimleriniz, işleriniz varsa buralarda, bunlar güzellik ve sanatla ilgili konularda olabilir, daha rahat ilerleyebilirsiniz. Ve 27 Şubat'ta Başak Burcu'nda Dolunay var. Dolunay'la ayı kapatacağız. Sizin için yine önemli bir Dolunay, değişken bir burçta meydana geldiği için haritanızın da 4. evini aydınlatıyor. Bu Dolunay özellikle yaşam alanlarınız, ev yuva alanlarınız, aile ile ilgili konular ya da tabii ki yine kariyerinizi etkileyebilecek değişim ve dönüşüm alanlarında güçlü farkındalıklar verebilir. 8 derecede olacak. Lütfen kişisel doğum haritalarınızı kontrol ediniz. 8 derece ve yakınlarında Güneş burcunuz, yükselen burcunuz, kişisel gezegenleriniz varsa sizin tesir alanınız artacaktır. Daha kadersel olabilir, daha güçlü etkiler olabilir. Bir iş değişimiyle yer değişikliği olabilir, çalışma alanlarınızda terfiler olabilir, evinizde değiştirebilirsiniz ya da evinizde, çalışma ortamlarınızda yenilenmeler olabilir. Mesela konforunuzu arttırmaya yönelik dekorasyon değişimi gibi ya da bazı teknolojiyle ilgili yatırımlar, yenilenmeler olabilir. Aile üyeleri, özellikle anneniz, babanız, onlarla olan ilgili konular, onların hayatlarındaki bazı düzenlemeler ya da sizin onlarla olan ilişki dinamiklerinizde etkili. Bu Dolunay birçok ikizlerin, evet, ev yuva alanlarını, kariyer alanlarını etkileyecek. Bu evlilikle ilgili konuları da etkileyebilir. Çünkü evlilik veya hani önemli işle ilgili bazı işbirlikleri, bunlar bizim kariyerimizi etkileyebilir. İşte çalışma ortamlarımızı, yaşam alanlarımızı etkileyebilir. Evlenerek bir eve taşınabilirsiniz, yuva kurabilirsiniz. Ama ayrılıklar da bunu etkileyebilir. Ayrıldığınız zaman da yaşam düzeniniz değişebilir. Taşınabilirsiniz, bir yerden başka bir yere gidebilirsiniz. Bunlar çok radikal değişimler de olabilir örneğin. Bu tarz tetiklenmeleri de kişisel doğum haritalarınızın aldığı tesirlere göre bekleyebilirsiniz sevgili ikizler. Sağlıklı, mutlu, güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler,
Herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.